Evet, geldik ikinci çalışmamıza. Yani birinci videoda yapmış olduğumuz do mi sol do çalışmasının devamı olan, şuradan göstereyim. Üçüncü ölçüden itibaren şunu da büyüteyim. Bir dakika, şuradaki notayı herkes görsün diye açıyorum. Evet, şuradaki do fa la do, do la fa do. Yani üçüncü ve de dördüncü ölçüyü çalıyoruz. Ha, bu tamamı çalındığında bunların hepsi. Flütteki bütün, hemen hemen bütün notalar, hemen hemen değil, yani çalacağımız, bizim şarkılar çalacağımız bütün notaların hepsini tuşlamış, yani basmış oluyoruz. Zaten böyle bir çalışma yaptırmış oluyor bize. Bütün notaları çaldırmış oluyor. Ama gam şeklinde değil, dizi şeklinde değil. Tabii ki ikili ikili. Üçlü üçlü atlayarak çalmış oluyoruz. Hemen şuradan bu videoyu şöyle kapatayım. Geçiyorum ikinci kısmın çalışmasına. O da şu. Şudur bakın. Birincisinde do mi sol do, do sol mi do yapmıştık. İkincisinde do fa la do, do la fa do çalışması yapıyoruz. Şimdi daha önce bahsetmiştim size zaten. Yani kalın do'yu basarken şu alttaki parçayı çevirmeniz gerektiğinden bahsetmiştim, rahat basabilmeniz adına. Şimdi bu sefer do'yu bastığımızda, do notasını, bakın parmağımızı, yani üç parmağımızı birden kaldırıyoruz fa'ya geçmek için. Do fa, yani şuradan göstereyim. Bakın do buradaki, yanında hemen fa var. Arkasından bir vuruşluk do, bir vuruşluk fa geliyor. Yani do bu, fa da bu. Bakın. Gördünüz mü? Do fa. Üç parmağım birden kaldırıyorum. Şöyle gözünün net gözüksün. Do fa. Bunun ardından iki parmağımızı da kaldırıyoruz. Bu sefer la notasını elde etmiş oluyoruz. Bakın şu. Ne oldu? Do. Üç parmağımı kaldırdım. Fa. İki parmağımı kaldırdım. La. Bir parmağımı kaldırdım. Yine ince do. Tabii bakın, burada yanlış bir şey var. Nedir yanlış? Elimin pozisyonu yanlış. Ellerim böyle yamuk yumuk durmayacak. Ellerim bu şekilde durmak zorunda. Yani deliğe yakın durmak zorunda. Ben, siz göremiyorsunuz, yani görmekte zorluk çekiyorsunuz diye basmadığım parmaklarımı geriye çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Do, kalın do. 3 parmak kaldır. Fa, 2 parmak kaldır. La, işaret parmağınızı kaldırın. İnce do. Buradan geriye dönüyorum. Do, la, fa, do. Gördüğünüz gibi. Tekrar geri dönmüş oldum. Şimdi başından sırasıyla aslında şöyle oluyor bu, bakın. Sırasıyla sanki bir şarkıymış gibi birbirini kovalıyor. Ama tabii biz bunu adım adım çalıştığımız için ikinci durumda çalıştığımız şey ne oldu? Do, fa, la, do çalışması yaptık. Sonra aynen geri indik. Do, yani ince do, la, fa ve de kalın do. Üflerken yine unutmuyoruz. Bakın şöyle üflüyoruz. Bu çok önemli üfleme şekli. Genellikle öğrencilerde baktım, yani uzaktan eğitimde. Tam çalıyorlar, notaları falan çalışmışlar, gayet güzel parçalar çalışılmış, ama bir ritmik problem oluyor. Şarkıyı tam kavrayamadıkları için, belki de bilmedikleri şarkılardan bahsediyorum. Bir de üfleme şeklinde özellikle çok fazla sıkıntı var. Yani şöyle üfler. Gibi böyle, yani çok aksanlı, rastgele bir üfleme şekli var. Birinci videoda da anlatmıştım aynısını. Lütfen hepsi temiz ve düzgün olsun. Bakın şu şekilde üflüyoruz. Böyle. Tamam, böyle diye değil. Buna alışmanız gerekiyor yani. Yani üflerken nefesinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çok fazla nefes gerekmiyor bu enstrüman, yani
bu alet diğer nefes çalgılar gibi insanı en az yoran nefes çalgılardan bir tanesi. Üflemesi gayet basit. Daha önce de söylemiştik. Dilli dedik. Dili var dedik yani. Dil dediğimiz şey şu. Üflemeniz yetiyor. Yumuşak üflemeniz yetiyor zaten. Yumuşak bir şekilde üflediğiniz zaman notaya, enstrümanınıza hakim olmuş oluyorsunuz. İkinci çalışmamızda bu. Ben bir daha tekrar istiyorum bu ikinci çalışmayı. Yine uyarıyorum. Bakın lütfen alttaki şu parçayı, şu kısmı lütfen eğelim. Yani şu bir dakika şu videoyu biraz daha küçültmek, video değil de şu resmi küçülteyim gözüksün. Bakın bu parçayı lütfen çapraza alalım. Nereye? Hangi elimiz aşağıdaysa, sağ eliniz tabii öyle olması gerekiyor normalde. Sağ eliniz aşağıdaysa sağ elinizin serçe parmağı oraya geleceği için, serçe parmağımız da diğer parmaklarımızdan kısa olduğu için oraya yetişsin diye, yani parmağımı yetiştirmiyorum. Delik parmağa gelsin diye deliği eğmiş oluyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Tekrar gösteriyorum. Bak. Üfleme şekli bu. Sadece bunları parça parça çalışabilirsiniz. Bak parça dediğim, örneğin şöyle göstereyim. Bunu yine büyüteyim. Örneğin şu ilk iki ölçüyü do mi sol do do sol mi do'yu bir çalışabilirsiniz. Sonra geçip üçüncü ölçüye do fa la do, aşağı geçtiğiniz zaman dördüncü ölçüde do la fa do'yu ayrıca çalışabilirsiniz. Bundan sonraki çalışmamızda zaten re fa sol si si sol fa re gibi. Sonra hepsini birleştirdiğiniz zaman ortaya bu çalışma etüt, bir parmak çalışması, bir etüt gelmiş oluyor. Bu videomuz da bu kadar. Çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini zaten birinci videoda da söylemiştim. Ağır ağır çalışırsanız acele etmeden sakin sakin kontrollü biçimde çok da fazla uzun uzun çalışmaya da gerek yok. Tekrar. Tekrarladığınız zaman mesela 5 kere mi tekrarlıyorsunuz, 6 kere mi veya 10 kere mi, zaten tekrarladığınız zaman ezberlemiş oluyorsunuz. Hafızanızı atıyorsunuz. Zaten enstrümanlarda da olay şudur. Bir enstrüman çalarken çok fazla tekrarladığınız zaman kas hafızası denilen bir şey var. Eliniz oraya bir alışkanlık sağlıyor. Yani kas hafızasına geçmeye başlıyor. Bu parmağınızı kullanmanız, ki sizin yaşlarınız daha ufak olduğu için, bu size biraz daha kolay oluyor. Bunda bir herhangi bir parmak zorlayıcı bir etken yok. Yani başka çalgılardaki gibi elimizin kolumuzun zorlanacağı bir problem yok. Eğer elimizde bir sakatlık yoksa parmaklarınızda, flüt denilen çalgıya rahatlıkla hakim olabilirsiniz diyorum ve bu videomu da kapatıyorum. Bir sonraki videom kaçıncı ölçü oluyor? 5. ve 6. ölçülere çalışmış olacağız. Evet.